için. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Ramazan ayında bu ziyareti gerçekleştirmek üzere biraz sonra Cidde'ye hareket ediyoruz. Ramazan oruç ayı olmanın yanı sıra aynı zamanda dayanışma ayıdır, dostluk ayıdır, kardeşlik bağlarını tazeleme, güçlendirme ayıdır. Türkiye olarak bu anlayışla bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması, sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi, çatışmaların sonlandırılması için samimiyetle çaba harcıyoruz. Ziyaretim tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir işbirliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. 40 bin civarında vatandaşımız Suudi Arabistan'da yaşamakta, kurdukları iş yerleriyle Suudi ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Hadimül Harameyn'in daveti üzere böyle bir ziyareti gerçekleştiriyoruz ve aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bütün bu ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız. Tabii Suudi Arabistan Türkiye açısından ticaret, yatırımlar ve müteahhitlerimizin uzun yıllar başarıyla yürüttükleri büyük ölçekli projeler anlamında da özel bir konuma sahiptir. Müteahhitlerimizin son 20 senede Suudi Arabistan'da üstlenmiş oldukları projelerin toplamı 24 milyar dolara ulaşıyor. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı yapısı, Suudi yatırımcılarını Türkiye'nin dinamik yatırım ortamına çeken unsurların başında yer alıyor. Bu yıl haccın ve umrenin tekrar başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz bu yıl için 37.770 kişilik bir kontenjana sahip olacaktır. Umre için böyle bir rakam söz konusu değil. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli çalışmaları Suudi makamlarıyla yakın işbirliği içerisinde sürdürmektedir. Değerli arkadaşlar, ziyaretim vesilesiyle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi ve finans gibi alanlarda işbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğunu inanıyor ve görüyorum. Özellikle yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. İnşallah bu hususları görüşecek, enine boyuna değerlendireceğiz. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde olacak. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine, kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz. Tehditlerin gitgide karmaşıklaştığı bu dönemde diyalog ve işbirliği tüm bölgemizin güvenlik ve istikrarı bakımından zaruridir. Bu çerçevede Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını bir kez daha kınıyorum. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun ve özellikle de bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı işbirliğine verdiğimiz önemin her fırsatta altını çiziyorum. Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde
ilişkilerimizi daha da güçlendirmemize vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek Hadim-ül Harameyn'le, gerekse Veliaht Prens'le yapacağımız görüşmelerde etraflıca bu konuları ele alacağız. İlişkilerimizi müşterek gayretlerimizle her alanda geçmişte olduğunun da ötesine taşıyacağımıza inanıyorum. Rabbimizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri kuşattığı mübarek Ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan'la ilişkilerimizde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Ziyaretimizin ülkelerimiz, Körfez bölgesi ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. Buyurun. NTV'den Deniz Tüysüz. Efendim bugün Sayın Putin'le bir görüşmeniz oldu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Bu kapsamda bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in de ziyaretleri oldu. Hem sizle görüştü, Kiev'e gitti, Moskova'ya gitti. Bölgede barış yakın mı? Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Değerli arkadaşlar, tabii bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Malum Guterres bize uğradı. Bizimle görüşmeyi yaptıktan sonra Moskova'ya geçti ve Sayın Putin'le yaptığı görüşme, Lavrov'la yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği istikametinde Sayın Guterres görüşmeden sonra beni tekrar aradı ve görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi ve dün de Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede Putin de aynı kanaatleri ifade etti ve bu tür yani Birleşmiş Milletler'in devreye girmesinin gelecek açısından olumlu olduğu kanaatini o da serdetti. Tabii hepsinden öte zaten Sayın Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının orada esir alınması ve Amerika'nın da Moskova'da bir vatandaşlarının aynı şekilde esir alınması ve her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdik. Ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın devreye girmesi neticesinde Ankara'da bu takas gerçekleşti. Bunun için Sayın Putin bize aynı zamanda bir teşekkürde bulundu. Ve sizlerin bu konularda attığınız adımlara inanıyoruz, güveniyoruz. Ve bu son adım da bizim için gerçekten çok çok olumlu bir gelişme oldu. Ve bundan dolayı teşekkür için aradım dedi. Bundan sonra da yine sıkı temas halinde olalım ve bu süreci olumlu şekilde neticelendirelim dedi. Mahmut Keşan, A Haber Televizyon Kanalı. Efendim Gezi Park olaylarında mahkeme heyeti kararını verdi. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası verildi. CHP'li Özgür Özel de adliye önünde bir açıklama yaptı. Bu kumpası kuranlardan hesabını teker teker soracağız dedi. Ayrıca mahkemenin vermiş olduğu bu karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşınacağı konuşuluyor. Siz mahkemenin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz ve Özel'in bu açıklamalarına neler söylemek istersiniz? Değerli arkadaşlar, tabii bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağababası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse tabii aynı durum şimdi bunun içinde. Avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil. Bunlarla beraber aynı şekilde hareket eden
ağzı bozuk tipler kimlerse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olmayanlar var, olanlar var. Tabii olmayanlar için cezai davalar açılabilir ki avukatlarımız bunların çalışmasını yapıyorlar. Ama adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açıp ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu demek ki ders almamış. Şimdi aynı şeyi avukatlarımız davaları açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. Ve yani ahimle ilgili olan konularda bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık ahimlik iş kalmadı, bitti o iş. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin ahimle artık alakası yok. Ahim alacak, bakacak, edecek ama hüküm giydi diyecek. Bu işi artık masadan kaldıracak. Bu tabii ağırlaştırılmış bir müebbettir. Ve Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Yani başka ülkelerin hukuku var da bizim ülkemizin hukuku yok mu? Ve şu anda bu hukuk çalışmaya başlamıştır. Ve Türkiye'de özellikle yerli Soros gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti içe sayan, devletin kurumlarına saldıran ki bunun bedelini ödeyecektir. Olay bu. Anadolu Ajansı'ndan Sefa Mutlu. Efendim takasla ilgili konuştunuz. Diplomasi trafiğiniz devam ediyor. Putin'le görüştünüz. Biden'la da bir görüşme olur mu? Neler söylersiniz? Tabii biz Biden'la daha önce gerekendir kendisine söyledik. Yani Sayın Putin zaman zaman beni arıyor, zaman zaman ben onu arıyorum. Eğer Biden da ararsa Biden'la da tabii ki bu görüşmeyi yaparız. Dışişleri Bakanları olarak Dışişleri Bakanım onların Dışişleri Bakanı ile görüşmelerini yapıyor. Bütün mesele burada kimin ne zaman kimle görüşeceği meselesidir. Tabii burada da ben yeri geldiğinde nasıl Putin'i arıyorsam, yeri geldiğinde Sayın Putin beni nasıl arıyorsa herhalde Biden da bu süreci bu şekilde takip etmesi lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Dualarımız sizinle.